Merhaba sevgili izleyiciler. İkinci bölümle tekrar karşınızdayız. En son işte adayların adaylık verilmese kendileri başka partide aday olur mu diye bir soru sorduk. Evet. Orada kalmıştık. Hemen ben bir ekleme yapayım. Sevgili izleyiciler şunu söyleyeyim. Biz demin sayarken, ben özellikle sayarken masada şunlar şunlar var diye saydığımda farkında olmayarak ben Toprak ailesini saydım, Turan ailesini saydım, Musa Yıldırım'ı saydım, olarak Osman Çetinkaya'yı saydım, efendime söyleyeyim ondan sonra Mustafa Şahin'i saydım. Bu listelere biz şey yaparken notlarıma baktığımda Sayın Ömer İnancı bizi unutmuşuz. Evet, yani masada Sayın Ömer İnancı da mevcut şu anda. Zaten Sayın Ömer Güzel kendisini tarif etmişti. Daha önceki kendisine yapılan haksızlıkları bir evvel programımızda biz de kendisine ne kadar haksızlık yapıldığını, aslında hak eden kişi eğer aranırsa kendisi olduğunu biz söylemiştik. Umarım bu sene kendisine yine haksızlık yapılmaz. Masada olduğu halde masada düşmez diyoruz kendisine. Sayın Ömer İlhancı'ya da başarılar diliyoruz. Onu unuttuğumuz için düzeltme gereği duydum. Evet Sayın Güzel, kim aday olur, adaylık verilmez? Evet, ben şunu söyleyeyim. Kahtanın özetidir AK Parti'de aday olanlar. Evet. Yani Kahtanın biriktirmiş olduğu bir yetiştirmiş olduğu evlatlarıdır AK Parti'de aday olanlar. Kahtanın sorunlarını çok iyi bilenlerdir AK Parti'de aday olanlar. Diğerlerinde değildir anlamında söylemiyorum. Fakat diğerlerinde de elbette çok değerli insanlar var. Fakat AK Parti'de gerçekten biraz evvel 21 kişiden saydık. Her biri birbirinden değerli dedik. 10 kişiye yakınının yani böyle belediye başkanı yapabilme noktasında, belki de 15 kişi belediye başkanlığı yapabilme noktasında çok başarılı olabileceklerini dile getirdik. Evet. Çünkü hepsi siyasetin içerisinde yetişmiş, Kahtan'ın sorunlarını çok iyi biliyorlar. Üzüldüğümüz nokta şu. Yani AK Parti bunlardan birisine ya da dışarıdan birisine verdiğinde bu insanların bir şekilde yine yollarına devam etmesi. Ama ben istiyorum ki siyaseten bu güçlü adaylar kendilerini yani bir şekilde yine ispat etme noktasında mücadele versinler. Hayır, Kahta benim derdimdir. Hayır, Kahta benim meselemdir. Evet. Bu hususta sadece ve sadece iki aile her zaman karşı durmuştur. Biri Toprak ailesi, biri de Turanlı ailesi. Mesela Yusuf Turanlı Bey'in bir önceki seçimde Engin Bey'e karşı durduğu zaman hakikaten yani ben böyle insanların medeni cesaretlerinden, yani böyle insanların siyaset yapma noktasında hayır siz bana verseydiniz ben sizde de yapardım ama ben belediye başkanı olmak istiyorum, ben Kahta'ya hizmet etmek istiyorum deyip başka partilerine aday olabiliyorlar. Yani o yüzden ben o diğer arkadaşlarında yani kendilerini buna layık gören arkadaşların bir şekilde potada olmalarını istiyorum. Yani bu adaylardan birine verilmediğinde öbürlerinin evlerinde çürüyüp gitmelerine gönlüm razı olmuyor doğrusunu söylemek gerekirse. O yüzden AK Parti milletvekillerinin, AK Parti teşkilatının hepsinin bir olup bu anlamda içlerinde Kahta'da karşılığı olan biraz evvelki özelliklerden bahsettik. Ve Kahta'ya hizmet edecek, Adıyaman'a hizmet edecek insanları bulup yani herkesin gönül rahatlığıyla peşinden gidebileceği adaylara verilmesini istiyoruz. Evet. Yani bunun dışında şu anda dediğiniz gibi bu iki aile dışında yani Turanlı ve Toprak ailesi dışında kendini şey yapabilecek, belediye başkanı adayı gösterebilecek arkadaşlar bir iki tane var. Onların da farklı gerekçeleri var. Onlar da belki aday olabilirler ama geneli belki de 18'i 19'u aday olmayacaktır. Ve yani, bu diğerlerinin de aday, bir kısmında aday olma gerekçelerini biliyorsun. Belki encümen olmak istiyorlardır. Evet. Onları biz saymıyoruz. Evet. Onları saymıyoruz. Gerekçeleri belli olan insanları biz de saymıyoruz. Biz demin de ilk başlarken şunu söylemiştik. Elinize bir elek alıp elesek,
Elek üstü kalan insanları ne yaparlar diye onu sormuştum aslında. Yani birçoğunun gerekçesi belli zaten. AK Parti'de bilinmek, tanınmak veyahut da ismi, namı yoksa nam yapabilmek. Bu da başkan oldu, bu da aday oldu ve memursa belli bir seviyeye gelmek veyahut da işte Akçeli işlere girmek için Ankara'nın gözüne girmek gibi 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 şeyler var. Hı. Ama işte elek üstünü elediğimizde demin saydığım isimler vardı işte. Sana tekrar şunları söyleyeyim. İşte Toprak ailesi, Toranlı ailesi, işte Yılancı ailesi, efendime söyleyeyim Musa Yıldırım, güç olan aileler var mesela bunların. Hani şudur, ben şu an kalkıp ben iki haftada belediye başkanı adayı olsam, farklı bir parti, örneğin işte oy almayan bir parti adayı olsam alacağım oy belli olur ama bu tür çapı ve kalibresi olan, halkta karşı olan aileler olduğu zaman farklı bir oy alır. Dolayısıyla o aileler kendilerine güvenirler. Evet biz aday olsak da şu kadar bir oyumuz var, potansiyelimiz var. Biz şunu alabiliriz, hiç olmazsa ele güne rezil olmayız deriz. Ama diğerleri aday olduğu zaman farklı bir partide, örneğin 100 oy, 50 oy komik rakamlar, yani bir muhtarın bile oyuna erişmeyecek oylara aldığı zaman evet, zaten madara olurlar. Ya, o insanlar zaten çapını da kalitesini de bilen insanlar. Dolayısıyla o insanlar zaten aday olamazlar başka partide. Evet. Yani aday olabilecek 4-5 kişi var zaten. Yani bu listede. Bu noktada şunu da söyleyeyim. Evet. Musa Yıldırım, Başkan Musa Yıldırım bazı gerekçeler, eğer kafasında evet, bazı gerekçeler var, onları söyledi. Fakat özel konuştuğumuz için ben burada onları deklar etmeyi uygun evet, görmüyorum. Bazı gerekçeler oluşmazsa ben adayım diye bir şey var. Şimdi gerekçesi şöyle söyleyeyim, ben anlatayım sen yerini. İşte isim vermiyorum, hiçbir şey vermiyorum. Sadece şunu diyeceğim Musa Hoca için. Diyor ki halktan birisi gelirse, hakikaten inanırsam ki bu kağıtta ihya edecek diyor. Ben de desteklerim. Ben desteklerim diyor. Evet. Ama diyor eskiden bu yana süre gelen adaylar tekrar olursa diyor, zaten kağıttaya bir şey kazandırmamışlar. Kurumsal bir kimlik kazanmayacak belediye. Dolayısıyla ben muhakkak aday olmam lazım diyor kağıttan geleceği için diyor. Evet. Ve kendisine bir sorumluluk hissediyor. Ya olsun neyime mal olursa olsun diyor. Maddiyat, manevi önemli değil diyor. Ben zamanımı da harcarım, paramı da harcarım ama diyor. Artık kağıttan bu talihinden kurtulması lazım diyor. Makus böyle bir inanca evet, evet, sahip kendisi. O yüzden kendisine diyor ki illa ki ben, yani halktan birisi, kağıtta ayağa kaldıracak birisi olmazsa diyor. Evet. Ben diyor aday olurum. Evet, diyor. Bunu, evet. Ama halktan birisi olursa diyor gider desteklerim diyor. Sıkıntı evet, yok diyor. Evet. Şahsıyla ilgili bir problemim yok diyor yani kişilerin diyor. Aynen öyle. Ya illa ki de ben olayım diye bir derdim de yok diyor. Ama kağıtta yönetebilecek bir adam olsun diyor. Bunu ben de kendisine inanıyorum canı gönülden. Yani bunun doğru olduğuna da inandım kendisine. Sayın Ramazan Yaman, evet. Belediye başkan adayı AK Parti'den. Şimdi gelen mesajlar diyor ki siz Ramazan Yaman'a haksızlık ediyorsunuz diyor. Peki bize. Ramazan Bey başka partiden aday olur mu? Ben onu kendisine direkt sorabilir miyiz? Yani AK Parti'den olmazsa. Evet. Ben başka partiden aday olmayacağımı daha önce söyledim. Burada da beyan teşekkür ediyorum. Ederiz. Ben AK Parti'nin adayıyım. Bana verilirse sizin biraz önce tarif ettiğiniz tüm özelliklere sahibim. Siz sayarken kendimi gördüm Mehmet Bey. Çok teşekkür güzel ederim. Çok güzel. Tebrik ederim. Çok güzel. Evet. Şimdi özellikleri sayarken Ramazan Yaman kendisi görmüş. Evet, kendimi yani gördüm. Ben Mehmet Bey'in yok, anladığım ben hakikaten özellikleri... yok, sen... Ama şurada bir şey söyleyeyim. Bana da yazan arkadaşlar var. Evet. Öncelikle arkadaşlar son söyleyeyim. Ben bu programa öncelikle belediye başkanı adayı olarak çıkmadım. Daha önceden programlanmış bir programdı. Arkadaşlarla birlikte son program olsun diye katıldım. Evet arkadaşlar, sağımda solumda isimlerden, masa üstünden bahsediyorlar. Doğrudur. Ama ben hiçbirinde kendimi neden görmüyorum? Çünkü ben bugün saat 5 civarı adayı oldum. Masada olmam evet, mümkün değil o saat evet, itibariyle. Evet. Yine Abdullah Bey'in biraz önce açtığı bir konu vardı. İsimler saydı, aileler. Evet. Saydığımız Yılancı, Turanlı, Erdem aile bazında tabii, tabii, aile olarak. Bu ailelerin tüm adayları her zaman kağıtta potansiyel adaydırlar. Evet. Potansiyelleri vardır. Dolayısıyla potansiyel adaydırlar. Şimdi biz onları ama şeye gelirsen, masaya gelirsen ben de bir aday olarak şunu söylüyorum. Evet. AK Parti ne kendi teşkilatlarına evet, ne adaylarına böyle bir saygısızlık yapan bir parti değildir. AK Parti kendi teşkilatlarının yoklamasını yapmadan, anketleri halka anketleri sunmadan, belli bir aşamaları geçmeden masa altında, masa üstünde kimseyi bırakmaz.
sizden ricam, bunu böyle görmenizi istiyorum. 20 yıldır AK Partiliyim, evet, AK Parti'nin içindeyim. Masa üstü, masa altı. Bugünden sonra öncelikle hafta sonu bir temayül yoklaması var. Ben burada tüm AK Parti teşkilatlarına, özellikle Kahta İşçi Teşkilatı'na, belediye meclis üyelerine, kadın kurullarına, gençlik kurullarına, mahalle temsilcilerimize buradan sizin aracınızdan seslenmek istiyorum. Ben de aday adayım. Temayül yoklamasında her ne kadar masada değilsem de sizin oylarınızla masada olmak istiyorum. Pazar günü oylarınıza talibim. Teşkilattan bir kardeşinizim. Kahta'yı yönetecek tecrübeye de sahibim. Bana güvenin. Ben size güveniyorum. Onun dışında da Abdullah Bey, tarz programcı olarak kişileri ele alabilirsiniz. Evet, evet, evet. Eleştirebilirsiniz. Birini ön plana çıkarabilirsiniz. Benim burada adaylar noktasında müdahale etmem doğru olmaz. 21 aday arkadaşım benim arkadaşımdır, partilimdir. Ben onlarla birlikte bir yola çıkmışım. 21 kişiden bir kişiye verilecek. Diğer 20 kişinin de partilerinde durup birlikte hareket etmelerini isterim. Tabii ki istesem de herkes benim düşüncemde olmayabilir. Ama ben şahsım olarak aday olmazsam da ben başka farklı bir partiden aday olmayacağım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi bize bir mesaj gelmiş. Bir arkadaşımızın dikkatini çekmiş. Diyor ki, siz diyor, Yılancı ailesi diyor, Turanlı ailesi diyor, Toprak ailesi diyor, Yıldırım ailesi diyor, sürekli diyor bunları potaya koyuyorsunuz diyor. Aynen soru şu. Diyor ki, siz diyor, bu ailelerden korkuyor musunuz? Tehdit mi ediliyorsunuz diye sürekli bu ailelere diyor, dile getiriyorsunuz. Bu doğru diyor. Değil. Şimdi yani bu tür soruları sana size sormaları da etik şimdi değil. Şu arkadaşlar, şimdi sevgili izleyiciler, şunu bir belirteyim. İlancı ailesi olsun, Turanlı ailesi olsun, Toprak ailesi olsun, Yıldırım ailesi olsun. Hepsiyle içli dışlı hepsi dostlarım, arkadaşlarım. Kesinlikle. Şahsi olarak. Kesinlikle. Dostlarımdır. Biz bunlara putaya koyarken korktuğumuz, çekindiğimiz için değil. Bu değil. Buna emin olun. Sadece bu insanların, bu ailelerin Kahta'da çapı ve kalibresi var. Potansiyelleri var. Potansiyeli yani. Var. Yapılacak bir şey. Bu aileler, yani bunu biz yok edemeyiz yani. Bu aileler siyasi aileler. Bunların babaları siyasetçiydi, geçmişi siyasetçiydi. Adamlar 20 yıldır ömür vermişler bu işe. Şimdi ben bunları çizdiğim zaman bir kere bu aileler haksızlık olur. Bunlar siyasi bir figürdür. Yani, mesela Abdullah Bey, bir Ömer, şey katabilir miyim? Ömer Yılancı Bey. Evet. Siyasetin beşiğine doğmuş bir insandır. Ya sen bunu nasıl yani görüyorsun? Ben yani başka bir şey var mı? Hemşerilerimizin de evet. Bilmesi gerekiyor. Artık aile bazında bir ayrımcılığa evet. Gitmeye gerek yok. Aday adayları gerçekten şu anda her ailenin de aday adayı çok değerli arkadaşlar. Evet. Her gün yüz göz olduğumuz, konuştuğumuz arkadaşlar. Hı hı. Tabii ki onlar kendi mücadelelerine, kendi güçleriyle, kimi kendi parasıyla, kimi farklı nedenlerle ön plana çıkarabiliyor. Ben de bu halimle bak aramızda oturarak konuşarak fikirlerimi evet. Eyvallah. Aynen. Gerek. Ben dedim ya ben sen meden cesaretinden yani dolayı bu şekilde aileden bahsetmiyoruz. Yani biz yok ben benim tarzım farklı. Mesela ben kendi fikirlerimle, yazılarımla, 20 yıldır Kahta siyasetine kattıklarımla, düşüncelerimle, eleştirilerimle, öz eleştirilerimle bunların hepsini bir araya getirerek Kahta'da belediye başkan adayı olmuşum. Tabii ki partimizin son noktada vereceği karara da saygılı olacağız. Şimdi şunu bitireyim ben. Hemen düzeltmeyi. Sevgili izleyicimiz Esenyurt'ta yazmış. İsmini söylemeyeceğim ama gerekirse ismini de söyleyeceğim bu mesajı gönderip. Eğer beni izliyorsan, beni takip ediyorsan, bütün programlarımı izliyorsan şunu bilmen lazım. Şu stüdyoda oturuyorduk. Şuraya dedim ki kelleme koymuşum. Gelip almazsanız namertsiniz dedim. Benim kimseden öyle murhu diye bir şeyim yok. Yani bunlar ayıp. Sadece şu var. Sadece şu var. Saygı var. Kesinlikle. Tamam. Bunlar Kahta'nın siyasi güç odakları. Kabul edeceksin bunu. Bu aileler böyle abi. Böyledir abi. Bu yüzden bir saygı duyuyoruz bu aileye. Neden? Çünkü adamlar hayatlarını, geçmişlerini bu siyasete vermişler. Şimdi sen onu birden çizersen, yok sayarsan onlara da haksızlık olur. Ama hakikaten bu insanların çapı var. Bu ailelerin çapı var. Yani biz bunları silemeyiz ki. Yarın öbür gün bir seçim olur. Halktan birisi gelir kazanır. Belki bir sonraki seçim bu aileler aday bile olmayacak. Evet. Ha, o zaman biz burada onlardan bahsedemeyiz artık. Abdullah Bey geçen dönem evet. Kahta'da ne oldu? Seçim kaybedildi.
Nasıl kaybedildi? Nasıl kaybedildi bilmiyorum, merak ediyorum, buyurun. Yok, ben size soruyorum. Yani çünkü biz bunları aşmamız lazım. Sadece biz kişilere yoğunlaşalım. Evet. Tamam mı? Ailelerin de arkalarında olsun, o sorun değil. Ama o kişileri artık ele alalım. Kişileri. Buyurun. Diyorum ya, evet. Arkadaşlara yani zor durumda bırakmayalım. Hani halktan dediğimiz kelime bile artık kavramlar da değişsin. Kişilerle. Çünkü evet. Hatta çok büyüdü. Yani belki 200 bin nüfusu aştı. Bu arkadaşların ailelerini değil, kendilerini şeye alalım. Yani konuşalım. Derken? Şu anda aynı aileden de insanlar kendi adayına vermiyor. Yani demek istediğim, hani isim hayır, sayıyoruz ya. Anladım, anladım. İsimler üzerinden gidelim. Şimdi şunu dedim bak, demin sayarken örnek tamam, potansiyel olduklarını söylüyoruz zaten. Dedim ki, örneğin Toprak ailesi dedim, iki adayı var dedim. Dikkat et. Tamam. İkiye bölünmüşler. İsmail Toprak, Mehmet Toprak. Bizim yapacağımız bir şey var mı? Hayır. Kendi seçenekleri. Ha, gönül ister ki herkes birlik beraberlik içinde aday olsun. Örneğin birisini tek bir aday güçse daha güçlü olurlardı. Doğru mu? Turanlı ailesi. İbrahim Üstelik Turanlı şu an belediye başkanı. Reşat Turanlı AK Parti'de aday. Yani bu büyük ailelerde olabilecek şeyler zaten. Bu gayet doğal. Ya artık normal. Bir ailede, küçük bir ailede bile kardeşler farklı düşünebiliyor. Tabii. Onun için bence ben her zaman diyorum, kişileri değerlendirelim. Hizmet evet. edebilecek. Kahta'ya gerçekten bugüne kadar ya görüyoruz hepimiz sosyal medyada, yaşamlarında görüyoruz evet. değil mi Mehmet Bey? Evet. Yani bütün arkadaşlar tanıyoruz, yakınen tanıyoruz aslında. Yok, belirttiğin nokta çok önemli evet. ve doğru yani. Ben katılıyorum size. Ya evet. ben evet. aday olmazsam evet. biraz daha açıklayacağım evet. ama evet. Şimdi ben de aday yok, kendimi doğru, şey yapmamam lazım. Ben yani. Doğru söylüyorsunuz. Kendini şey yapabilirsin ama lanım sıkıntı yok. Yok yok yani şu anlamda evet. hani burada kimseyi de ya kırıcı da olmamak lazım. Kırıcılık bir şey de yok gerçi. Evet. Ya konuşuyoruz şu anda, muhabbet ediyoruz. Kahta'yı, Adıyaman adayı adaylarını konuşuyoruz. Kişilerle devam edelim. Ama ben baştan dediğim gibi yani şu anda AK Parti'de masa altı, masa üstü. Bugünden sonra başlar. Dediğim gibi AK evet. Parti kendi seçmenine, kendi evet. Teşkilatına böyle bir saygısızlık yapacak bir parti değil. Eğer ne olacaksa da bundan sonra olacak. Tamam, şunu kabul ediyorum. Evet. Bak ben kendim bir aday olarak kabul ediyorum. Ramazan Yaman ilk defa bugün saat 5'te aday adayım demiş. Ama orada saydığımız arkadaşlar yıllardır siyasetteler, emek veriyorlar, belediye başkanlığı yapmışlar, yapmaya talip olmuşlar. Tabii ki bunlar Ankara'da, şurada, burada benden daha iyi tanınıyorlar, biliniyorlar. Ben Ramazan Yaman olarak farklı, ben de kendimce bir devrim yapmak istiyorum. Evet, Kahta'yı en güzel şekilde ben hakkıyla yönetirim diyorum. Arkadaşlarımla, liyakatlı arkadaşlarla birlikte ve teşkilatla birlikte. Yani evet. Kesinlikle bir yönetim örneği gösterdiğine eminim yani. Bu konuda siz Ramazan Yaman'ı tebrik ediyoruz. Evet. Çok güzel. Yok. Bu siyaset kafası var. Gerçekten var. Samimiyetimle söyleyeyim. Bak biraz evvel sözün başında aslında ben dedim program oraya gelir. Öyle bir şey söyledi ki gerçekten bu başarılı belediyelerde görülen bir özelliktir. Evet. Proje ekibi kurulmalıdır dedi. Kesinlikle. Evet. Proje ekibi hakikaten bunu her belediyeci bilmez. Evet. Mesela bugün Antep'in çok ileri olmasının sebebi Fatma Şahin gibi bir kadının network'unun çok güçlü olmasıdır. Evet. Yani ve elinin altında çok güçlü proje ekipleri vardır. Hemen hemen Rotary Kulübü'nden tutun, efendime söyleyeyim Dünya Kalkınma Bankası'ndan tutun. Yani nerede belediyelere yönelik bir şey varsa destekleme amaçlı projeleri fonları takip ediyorlar. Ve bir anda hemen projeler oturuyorlar, çalışıyorlar, gönderiyorlar, kabul edilirse hakikaten Antep'in bu halde olmasının sebebi budur. Mehmet Bey, yani sadece... ben Kahta'daki belediye başkan adayın da ilk yapacağı şeyin dediğim gibi bir evet. mental bir devrim yapmalıdır. İki evet. proje ekibini kurmalıdır. Bak proje ekibi. Proje ekibi oturacak think tanklarla yani böyle akıl alışverişlerinde bulunarak yani ne yapabiliriz? Nokta atışları yapmalılar. Bu noktada hangi proje varsa hemen orayı onları araştırmalılar. Mehmet Bey sadece Fatma Hanım değil. Bu çok bak, zor değil. Sayın Bey Belediyesi bir evet. ilçe belediyesidir.
bu bölgedeki en başarılı belediyelerden biridir. Hangi gün biz onu Kahta'da görebildik ya? Doğru. Yani kim getirdi? Evet, yani evet. Davet edilmedi kimse. Bir gün gelin ya Şahin Bey'de ne yapıyorsunuz? Nasıl bu kadar başarılı yapıyorsunuz? Kimse bunu diyemedi, yapamadı. Evet, evet. Ama ben, ha benim gibi birisi, ben diyeyim. Ben bir dahaki seçimde seçileyim diye değil. Ben bir kere seçileyim, tüm istediklerimi yapayım, varsın eleştirileyim, bir daha da yapmayayım. Evet, Ramazan Yaman tek evet. Bir şans istiyor. Evet, bir şans istiyorum. Beş yıllık bir şans istiyorum. Evet, ben yapamasam bir daha da olmayacağım. Yapsam da yapamazsam da. Evet. Evet. Bunu özellikle AK Parti... vekillere. Kesinlikle. Söylüyoruz. Hepsine teker teker gideceğim. Şans. Kendimi anlatacağım. Ondan sonra diyor ki ben istemiyorum. Seni tanıyorlar zaten ya. Beni tanıyorlar, tekrar. Kendimi evet. Yeniden tanıtacağım. Evet. Ben evet. Burada belediye başkan adayı olmak istiyorum. Evet. Ve Allah'ın izniyle ben bunu daha önce bir arkadaşım için eğer bu arkadaşa verilirse %70 alır demiştim. Ben aday olursam yerelde %80 üstüne çıkacağım. Maşallah. Bu kadar eminim hiç. Çok güzel. Kesinlikle benim oy isteyemeyeceğim kimse yok. Giremeyeceğim kapı yok. Giremeyeceğim ev yok. Bugünden başlarım. Kahta'daki 30-40 bin haneyi tek tek girme cesaretine sahibim, girebilirim. İşte şunu söyleyeyim yani şu an bir bu canlı yayın. Şu an canlı yayındayız. Yani o yüzden şimdi Ramazan Yaman ben bunları yapabilirim diyor. %80 oy alabilirim diyor. Muhtemelen bizi bütün siyasiler seyrediyordur. Çünkü gelen mesajlardan belli. Dolayısıyla onlar da seni anlamışlardır. Güzel bir olanak olur senin için. Çünkü evet. iddialarım var. Evet. Bunlar kayda evet. geçiyor yarın. Hani gidip de bir vekilin yanına şunu yapar ben, demek ayrıdır. Canlı yayında söyleyebilirim. Ben ayrı söylüyorum. Tüm aday aday arkadaşlarıyla birlikte evet. o birlikteliği sağlayabileceğime de inanıyorum. Ortak aday olabilmeyi düşünüyorsunuz. Yok yani ben yapabilirim ya. Şimdi geçen dönem birine evet. verildiğinde diğer adayı ikna edemediler. Böyle bir şey olur mu? Sen AK Parti'de... Diğer aday dediniz. Ya diğer aday adaylarını. Birçok aday adayı gelemedi partiye. Gelemedi, oyunu veremedi. Onları ikna edemediler. Evet. Doğru mu? Doğrudur. Yani bu bir beceridir. Bunu yapabilirsen kazanırsın. Yapamazsan şimdi, kaybedersin. Şimdi bu tartışmaları burada kapatıyoruz. Kahta'dan Adıyaman'a gelmemiz lazım artık. Evet. Tamam. O zaman Kahta'daki tüm aday adayı arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kahta konusu kapanmıştır. Evet. Adıyaman'da değerli evet. arkadaşlarım şimdi, değerlendirme alacak. Bana gelen isimler var. Ben size sayacağım. Şu an bugün son gün zaten başvuru yapanlar var. Ziya Polat, Yusuf Öztürk, Sait Salıcı, Nazif Atalay, Mehmet Halit Tekbaş, Mehmet Demirbay, Mehmet Aslan, İbrahim Nabi Selçok, Hicri Çelik, Gülizar Çin Yeşil, Fatih Yumutkan, Arif Nihat Dursun, İbrahim Dicle, Hasan Şimşek, Emrah Arslan, diğer isimleri göremiyorum. Mehmet Dağtekin, bir de Samsat Belediye Başkanımız Sayın Halil Fırat, bir de ekstra bize yani şu an başvuruya bilgisi gelmemiş ama İbrahim Halil Fırat eski milletvekilimiz. Bunlar Süleyman Kılıç da aday. Evet. Süleyman Kılıç zaten doğal aday. Şu anki liste bu şekilde 17-18 kişi var Adıyaman için. İlginç olan başka bir şey var. Kahta'da 21 kişi. Adıyaman il 17 kişi. Evet. Bu da ilginç değil mi? Evet. Ya demek ki siyasetin merkezi Kahta. Bunu artık hepimiz kabul edeceğiz evet. bu konuyu. Ha, pardon, unuttuğum başka bir isim var ama Ziya Polat ismini saydım mı ben şimdi? Saydın. Saydım değil mi? Evet, başta saydım. Pardon. Çünkü bir arkadaş uyarmış. Abdullah Bey, demiş. Adıyaman'ın evet. kaderini Kahta çizer. Siyasi evet. kaderini. Hı hı. Onun için Adıyamanlı kardeşlerim Kahta'ya sahip çıksınlar. Evet. Kahta hiçbir zaman Kahta siyasetçileriyle Adıyaman belli bir noktaya geldi. Evet. Sayın şu anki Bakan Yardımcımız Ahmet Bey'in evet. katkılarıyla Adıyaman büyük bir çağ atladı. Evet. Ama üzüldüğüm tek konu var. Deprem birçoğunu geri götürdü. Evet. Onun için yeniden çalışmak, yeniden başarmak gerekiyor. Doğru. Şimdi konu Adıyaman Sayın Mehmet Güzel.
Siz Adıyaman'ı yakın takip ediyorsunuz zaten. İsimler, ilginç isimler de var içerisinde. Evet. Tanıdığımız isimler var, tanımadığımız isimler var. Evet. Özellikle bana sürpriz olan bir isim şu, Sayın Yusuf Öztürk'ün son gün gelip aday olması. Daha önce kendisiyle konuştuğumuzda yani kararsız gibi, daha da düşünmediğini söylenmişti. Kendisiyle yakın bir dostum da var Sayın Yusuf Öztürk'le. Bugün başvurusunu yapmış. Biz de kendisine burada başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun. Şimdi Adıyaman'ı kim ayağa kaldırabilir? Evet. Çok güzel bir soru. Bana şöyle ki belki bazı insanlar bu hususta bana şey koyabilir, tepki koyabilir. Evet. Çünkü çok insan hem eleştirir hem de gelenle karşılaştırmaz. Sadece eleştirirler. Evet. Eleştirmek için eleştirirler. Ben de en çok eleştirenlerden biriyim. Hatta her seferinde görüştüğümüzde de sen beni hep eleştiriyorsun derler. Der. Evet. Şimdi aldığım bir duyumdur da aslında bu. Adıyaman'a Ahmet Aydın ve Tevfik Göksu. Bu ikisinin de aday olma ihtimalinin var olduğunu söylediler. Yani diyeceksiniz ki bakan yardımcılığından... Bir dakika, evet. Sayın Ahmet Aydın şu an bakan yardımcımız. Evet. Ve Esenler Belediye Başkanı Sayın Tevfik Göksu'nun Adıyaman'da aday olabileceğini. Evet. Aldığım... Bu ilginç. Aldığım yani böyle şey siyasi bir yerden aldım. Doğru bir yerden aldım. Öyle konuşulan bir şey değildir. Diyeceksiniz ki ya bakan yardımcılığı varken Adıyaman Belediye Başkanlığı biliyorsunuz AK Parti'deki şey şudur. Nereye gönderirlerse oraya giderler. Ya hangi Şahin Bakan'dı şey oldu. Hangi vazifeye, evet hangi vazifeye gönderirlerse oraya gider. Bir ara ben yine burada Ahmet Bey ile ilgili konuşmuştum. Bak yine eleştiririm ha bak tonlarca eleştiriyi getiririm. Fakat yine de hakkını vermek gerekir. Adıyaman için bir şeyler yapılacaksa Adıyaman'ın Kahta'yı çok iyi bilen bir Ahmet Aydın var. Ben burada yine Ahmet Bey'in aday olması noktasında bir kısım şeyler söylemiştim. Mesela bugün geçmişle bugünü karşılaştırdığımızda herkes bana büyük ihtimalle hak verecektir. Ahmet Bey'in çünkü biraz evvel Ramazan Bey de söyledi. Ahmet Bey Kahtalı olduğu için bazı Adıyamanlı arkadaşlar tepki koyuyordu. İşte Adıyamanlı. Yani üzüldüğüm bir konu. Evet. Şu anda İshak Bey'de de aynı konuyu hissediyorum. Ama bu arkadaşlar iş yapıyorlar. Buna sahip çıkmak işte lazım. Ben, Kahtalı, için, Adıyamanlı, Besleri diye isim önemli, Adıyamanlı. İsim önemli değil. İsim önemli değil. Memlekete kim hizmet yapıyorsa bizim şeyimiz odur. Ahmet Aydın da ya 20 yaşlarında falan, 20 yaşlarında, 20-25 yaşlarında falan AK Parti'ye girdi. Gerçekten siyasetin içerisinde büyüye büyüye buralara geldi. Evet. Belki hakkı bakanlıktı, es geçildi, verilmedi. Bakan yardımcısı oldu. Fakat bugün Adıyaman'ı kalkındırma noktasında diyorsunuz ya, ben eğer Ahmet Aydın olursa ciddi söylüyorum bak ben bunu ciddi söylüyorum. Ahmet Aydın Adıyaman'a çok şey katar. Adıyaman'ın daha hızlı kalkınması noktasında iş yapar. Niye biliyor musunuz? Projeleri seven bir adam. Bakın projeleri seven bir adam. Projeyle gidin sizi reddetmez. Yani siyaseti çok iyi bilen adam Adıyaman'ın neresi sıkıntılıdır, nereden başlanacak? Ya hani diyor ya bazı insanlara bir şeyi yeniden anlatmanın bir anlamı yok. Ben mesela kalkıp Ramazan Yaman Bey'e siyaseti anlatabilir miyim? Hayır. Yok, biliyor. Evet, ben yani her şeyin içerisindedir. Evet. Ahmet Bey de Adıyaman'ı da Kahta'yı da insanları da hepsini tek tek biliyor. O yüzden diyorsunuz ya, yani benim almış olduğum bu duyum üzerine sizin bu sorunuz aslında çok büyük bir tevafuk oldu. Evet. Yani Adıyaman'ı Ahmet Aydın Bey en iyi şekilde ayağa kaldırabilen kaldım. Evet şu peki, anda benim gözü çekiyor. Onu konuşursak şunu da konuşmamız lazım. Sayın Mehmet Metiner'in ismi de kulislerde geçiyor Adıyaman için. Evet. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben Mehmet Metiner 2011'de Ramazan Bey de beraber vardı. Siz de vardınız. Biz beraber, beraber çalıştık. Mehmet Metiner yani olmazı oldurur bazen. Adıyaman'ı ayağa kaldırabilir mi? Evet. Olmazı oldurur. Yani ben iş yapar. Şöyle ki zorla gider yaptırır. Ya ben çok telefon görüşmelerine şahit olmuşum. Evet. Yani gerektiğinde postayı koymuştur. Yani postayı koyabilecek milletvekilimiz çok yoktur. Belediye başkanımız çok yoktur. Evet.
Yani bu olacak diyor. Ben burada yaşıyorum diyor. Bu milletin, bu halkın böyle bir talebi var, böyle bir isteği var. Bu olacak diyor. O zaman Mehmet Metin nerede? Doğru bir aday Adıyaman yani, için diyorsunuz. Yani ben evet, Adıyaman için doğru bir adaydır. Yani Adıyaman'ı ayağa kaldırabilir. Evet, yapabilir. Ramazan'ım sen ne düşünüyorsun? Şimdi Abdullah Bey, Mehmet Bey, Adıyaman tabii Kahta'ya nazaran depremde büyük yara almış. %67-70'i yıkılmış. Evet. Yeniden inşa edilmesi gereken bir ilimiz var. Bunu belki birçok, hani bizi bazen Kahtalı diye söylüyorlar ya. Evet. Belki biz o arkadaşların hepsinden daha fazla Adıyaman'ı düşünüyoruz. Hala ben Adıyaman'a gelirken Adıyaman'ı dolaşamıyorum. Evet. Adıyaman'ı gezemiyorum. Yani üzüntüyle söylüyorum. Gerçekten Allah sabır versin. Amin. Binlerce insanımız vefat etti. Allah rahmet eylesin. Tabii şimdi artık ayağa kalkma zamanı. Biraz önce Mehmet Bey, Ahmet Bey'den, bakan yardımcımızdan bahsederken tabii benim gönlümden geçen, Adıyamanlı'nın gönlünden geçen bakan olmasıdır, açık söyleyeyim. Ama bilirsem ki Adıyaman belediye başkan adaylığını kabul edecek, bütün Adıyaman bir olur, gider yalvarır getirir. Yani ben bunu isterim. Onun değil. Ben genel merkezin böyle bir talebi yani olur. Genel merkez değil, git Adıyaman'ı kaldır. Çünkü Adıyaman çok farklı. Evet. Böyle Adıyamanlı... Yani yoksa Tevfik Yüksü de buraya gelmez. Ha, Tevfik Bey de Geza Esenler'de başarılı bir belediye başkanı. Evet, gelmez yani. Ama Adıyaman'ı bir görevlendirirse Faruk Çelik... Görevlendirirse gelirler. Faruk Çelik'i Antep'e görevlendirdiği, Bursa'ya görevlendirdiği gibi ha. Yani hakikaten böyle. Hatta Ahmet Aydın buralı ya, görevlendirme şeyi nedir ki? Söyleseler yani. Ahmet Bey gelir. İli için, insanları için, ilkesi için her daim çalışan ve her taşın altına da elini koyacak bir büyüğümüzdür. Gerçekten bu konuda ben eskiye yanıyorum. Ben dedim ki yani bu dönemde aslında o da olmalıydı. Bu dönemde, bu yıkım şehrinde o da olmalıydı. Milletvekili olarak değil mi? Evet, yani olabilirdi. Yani tutturdular Kahtalı, İshak Bey de olsun, Ahmet Bey de olsun. Ya bunlar iş yapabilecek insanlar. Bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın çevresindeki insanlar. Ya bunu ben tanıyorum, yakınım diye değil ha. Ben Adıyaman için bunu isterdim. Peki şunu diyeyim. Samsat Belediye Başkanı şu an Adıyaman'da adayı. Sayın Halil Fırat. Sayın Mehmet Güzel, evet. Sizce Adıyaman ayağa kaldırabilir mi? Ben tanımıyorum kendisini. Yani Samsat'ta yaptıklarını da bilmiyorum, evet. Yani o yüzden benim kendisi hakkında bir şeyler söylememin doğru olduğuna inanmıyorum ben. Evet. Açık söyleyeyim. Sayın Halil Fırat, Samsat Belediye Başkanımız, ben gidip görmüşüm yaptıklarını. Çok güzel şeyler yapmış. Kendisi genç, girişken ve projeci bir insan, dediğiniz gibi demin. O yüzden ona da haksızlık etmemiş olalım. İkinci isim, hemen ilginç isim dediğim, bugün son başvurusunu yapan Sayın Yusuf Öztürk. Kendisi İstanbul'da yaşıyor. Şu an burada adayı. Kendisi iş insanı. Ve yurt dışıyla çok güzel bağlantıları olan, çok güzel projeleri olan, Adıyaman'ı ayağa kalkındırmak konusunda etki edecek bir isim. Kendisi. O da şu an adayı. Onun hakkında bilginiz var mı, yok mu? Biz sizden duyduk. Yani siz milletvekili döneminde de onunla ilgili bilgiyi vermiştiniz. Ha, kendisini yüz yüze tanıma fırsatım olmadı. Evet, benim de olmadı. Evet. Yani gerçekten hani yakından tanımadığım şey, insan hakkında hani bir fikir yürütmem doğru değil. Evet. Ama senin paylaşımlarında Yusuf Bey'i tanıdık. İnşallah Adıyaman için hayırlısı kimse dediğimiz, biraz önce konuştuğumuz bazı noktalar vardı. Çünkü Adıyaman şu anda hiçbir yerle kıyaslanacak bir yer değil. Adıyaman belediye başkanlığı için de birilerinin siyaset konusu yapmaması gerekiyor. Evet, çok güzel. Ben Adıyaman siyasetçilerinin yerinde olsam şu anda Allah korusun, Kağıt da aynı durumda olsaydı, Kağıt'ta da ben aday aynısını söylerdim. Ama ben Adıyaman'ın siyasetçilerinin yerinde olsam, hiçbir siyasi menfaat gütmeden, hiçbir hesaplaşmaya girmeden, evet bu şehir kiminle kalkınır, bu şehri kim... Genel merkez bunu düşünmeli. Genel merkez mutlaka düşünüyor. Peki, ama Sayın Mehmet Dağtekin var, eski il başkanımız. Yani ben il başkanımdı. Teşkilattan birisi olarak diyorum. Evet. Sevdiğim, saydığım bir abimizdi. Evet. Kendisini beğeniyorum. Yani ben söyleyeceğim.
Ben doğru bulmuyorum. Doğru bir aday olarak bulmuyorsunuz. Evet, bulmuyorum adayım. Sayın Ziya Polat var. 5. sıra milletvekili adayımız. Kendisi de adaylık başvurusunu yaptı. Adıyaman'a faydası olur mu? Ayağı kaldırabilir mi? Ziya Bey başarılı bir bürokratımız. Evet. Gururla hani ismini andığımız, partimizin de teşkilatımızın bu son seçiminde partimizin 5. sıra milletvekili evet. adayımızdı. Mutlak bir değeri vardır ki o sıralamada yer aldı. Kayda değer alınacak bir evet. bürokrat. Ben fikrim bu kadar Mehmet Bey. Ben Ziya Polat'ı da Aloğlu Mustafa ile tanıyorum ben. Evet. Dediği gibi Ramazan Bey'in uzun süredir siyaset içerisinde evet. sürekli milletvekili adayı, sürekli belediye başkanı adaylığına başvurmuş birisidir. Hı hı. Birebir kendisiyle böyle konuşmuş değilim. Hı hı. Umarım kulakları çınlasın. Aloğlu Mustafa'nın anlattığı gibi yetkin birisidir. Yani ben öyle söyleyeyim. Peki. Aloğlu'nun yıllar önce yaptığı bir paylaşım vardı. Hatırlıyor musun? İsimlerini hatırlatırsanız. 3 kişinin ismini veriyordu. 3'ü de gitti. Bir Ziya Bey kaldı. Herhalde Mustafa Bey. Evet. Ziya Bey de evet. şey yapacak, dediğini yapacak gibi görünüyor. Peki, başka bir isim daha gündemde yani işte... Adıyaman için. Tabii. İbrahim Halil Fırat, eski milletvekilimiz, Sayın Ahmet Aydın'ın özellikle kendisini isteyeceği yönünde millet arasında konuşmalar var. Olabilir mi? Olursa katkısı olur mu? Eksisi mi olur Adıyaman? Sayın Ahmet Güzel. Ben dedim ya, şey zaten... Halil Fırat Bey ile Ahmet Aydın Bey çok yakındılar. Hı hı. Herkes bunları bir bilir. Yani toplumda konuşulan, söylenen budur. Evet. O yüzden yani ben direkt Ahmet Aydın'ı Ya vekilini değil de kendisini mi istiyorsunuz? Evet, aynen. Ahmet Aydın'ın evet. bizzat kendisinin inan ki gelirse Adıyaman'a güzel şeyler yapacağına inanıyorum ben. Ve istiyorum da. Evet. Şimdi bir vatandaşımız bir soru sormuş. Bu önemli. Sayın Mehmet Bey'e sorabilir misiniz diyor. Lütfen diyor. Ahmet Aydın Adıyaman'a ne değer katmış? Adıyaman Kahta'ya ne vermiş? İstanbul'dan programınızı izliyorum. Saygılar. İbrahim Halil Güzel adında evet. bir vatandaş. Evet. Buyurun. Çok teşekkür ederim kendisine. Biz Kahta'da yaşıyoruz. Biz evet. Adıyaman'da yaşıyoruz. Yaşım 55. Ben bugüne kadar çok siyasetçi gördüm. Çok siyasetçi geldi geçti. Evet. Adıyaman'a da baktığımızda, Kahta'ya da baktığımızda yani gelip görülebilir. Biraz evvel söylediğim gibi deprem Adıyaman'ın güzel bir butik şehir olma noktasındaki yolunu kesti. Kesinlikle. Yani tam yakalamıştı. Tam yakalamıştı. İnan ki Adıyaman'da gerçekten. Adıyaman yaşanılır bir kent olma yoluna gitmişti. Şimdi bizzat Ahmet Bey'in iş yapması zaten milletvekiliyken bir belediye başkanı, bir teşkilat başkanı. Yani proje götürüldüğünde bana biri söylesin ki biz bir proje götürdük, o yapmadı. O yüzden bugün Adıyaman'da bir kısım geldiğiniz zaman, gördüğünüz zaman yani 6. bölge olmasından tutun, efendime söyleyeyim bir kısım belediye, bir kısım devlet kurumlarının olsun, hastanenin olsun. Devlet yatırımları konusunda evet. Adıyaman eksiği evet. bir barajı kalmıştı. Bir de 750 yataklı sulu tarım yani evet. hastane olsun. Aynen. Yani benzeri şeyler. Ben onlarca, yirmilerce yani Adıyaman'a geldiğin zaman bunlar kendiliğinden olmuş şeyler değil. Değil. Çok uzun Kahta'da, süre zaman. Kahta'da bir kısım şeyler ama bu yeterli mi? Elbette. Asla yeterli değil. Daha fazlasını insan evet. Yani. Nisli Köprüsü yapıldığında Türkiye'nin 3. güzel köprüsüydü. Aynen. Büyük köprüsüydü. Yani o yüzden hakkını vermek gerekir. Daha öncekiler ne yaptı? Daha sonra ne oldu? Bunun ikisini kıyaslarsak ne söylediğimizi anlar. Kendisine teşekkür ediyorum. Evet. Ramazan'cığım sen de bu konuya cevap vermek istersen. Ben Adıyaman için. Sayın Ahmet Aydın. Ahmet Aydın Bey neler kattı derseniz gerçekten yani çok şey kattı. Sabaha kadar anlatabilirim Abdullah Bey. Evet. Adıyaman'a vizyon kattı. Adıyaman'a yönetici kattı. Adıyaman'a devlet dairelerinde olması gereken tüm devlet daireleri yerinde yapıldı. Ulaşım sorunu çözüldü. Çelikan, Malatya arası hariç tüm yollar tamam. Hava yolu sıkıntı yok.
Yani ulaşımda da bir sorun kalmadı. Sanayide de bir sorunumuz kalmadı. Belki şehir içinde fabrikalar yok ama Adıyaman... Kaç tane sanayi açıldı ya? Kaç tane sanayi açıldı? Bunlar çok önemli şeyler. Birinci etap, Nisibi Köprüsü'yle... Nikahta'da ikinci etap, yani bir sürü şeyler... Tamamen Diyarbakır yolu açılınca... Abdullah Bey, ben şurayı söylemeden geçmeyeyim, kusura bakma. Evet, buyurun. Ben Ahmet Bey dükkana geldiğinde, benim iş yerime geldiğinde, ben yüzüne karşı eleştirmişim. Hı hı. Bak, yüzüne karşı eleştirmişim. Ben şahit olmuşum. Evet, siz de şahit olmuşsunuz. Ben dışarıya gittiğimde diyorlar, sen niye Ahmet Aydın'ı bu kadar övdün? Abi, Ahmet Bey, başka biri mi var ya? Ben getirdim yanında. Başka biri mi var ya? Bana hakikaten deyin ki, şu var, ben onu söyleyeyim. Evet. Yani bir şeyin hakkını vermek, bir şeyi... Yapılmışsa da bu yapmış. Şunu diyor, seyircimiz diyor ki, çok güzel anlatıyorlar ama diyor, sulu tarım olmadı diyor. Evet, ben burada haklı, diyor. Evet, bunu haklı veriyorum. Bir hızlı tren projesi vardı, olmadı diyor. Eyvallah. Buna benzer şeyler de eksik kaldı. Doğru. Ya bunlar olsa zaten benim her zaman söylediğim şeydi. Evet. Hatta ben 2014 yılında yine Aloğlu buradayken biz Cumhurbaşkanımız buraya gelmişti. Evet. Müjdesi vardı. İşte ben her zaman bizim istediğimiz ya 6. bölgeydi ya da efendime söyleyeyim sulu tarımdı. Biz bu iki müjdenin verilmesini istiyorduk ama 6. bölge sonra verildi. Sulu tarım hala hepimizin. Zaten sulu tarım olsa Adıyaman'ın önünü kim tutabilir ki? Yani, Kahtan'ın önünü kim tutabilir ki? Bununla ilgili ben tabii ki yani bunun olmasını ben zaten barajlarımız bize soruyu soran arkadaşa yani bütünüyle katılıyorum. İnşallah ben sulu tarımı da devam eden projenin İshak Bey tarafından çok iyi takip edildiğini, keza diğer vekillerimiz de Mustafa Bey de takip edildiğini ama ne yazık ki deprem Adıyaman'da öyle büyük yaralar açtı ki çok. Yapılacak çok şey var. Bir kere konut sorununun çözülmesi gerekiyor. Evet. Bir an önce konut sorunu. Çünkü kış geldi. Bundan sonra işte konteynerlerde yaşamak, işte gelen memurların konut sorunu. Şu anda keza biz gündeme getiremedik. Adıyaman Üniversitesi şu anda uzaktan eğitim görüyor. Belki 40 bin, evet. 50 bin öğrenci Adıyaman'da yani. Olması gerekirken şu anda kendi evlerinde, öğrenciler adına da üzgünüm, üniversitelerinde olmak istiyorlar. Birçok kişi yazdı ama olamıyorlar. Bir an önce üniversitenin hayata geçirilmesi lazım. Tekrar öğrencilerin bu güzel şehrin sokaklarında, kafelerinde oturması gerekiyor. Evet. Şehrin ticari hacminin artması gerekiyor. Evet. Esnafların yeniden çökmüş iş yerlerinin yeniden ayağa kalkması gerekiyor. Ha, bunun için yapılacak çok şey var. İşte bunu da bilenler yapmalı. Adıyaman'ı iyi bilen birileri olmalı. Evet. Çünkü yeniden gelen 5 yılda öğrenemeyecek. Bu Adıyaman'a has özel bir durumdur. Bence Adıyaman hemşehrilerimiz siyaset yapmadan kim Adıyaman'ı kalkındırabilir diye düşünüp genel merkeze gerekirse heyetler göndererek bu şehri şu kişi kaldırır demesi lazım. Ama lütfen komşumdur, arkadaşımdır, yakınımdır diye değil, Adıyamanlıdır, işte şu şeyde, böyle şeyler değil. Hizmet edecek, gerçekten bu şehri ayağa kaldıracak. Yeniden, biraz önce şehre girdik Mehmet Bey, adresleri karıştırıyoruz. Evet. Biz geçen sene bu yoldan geçtiğimiz zaman sen anlattın trafiğini şuradan ya. Sağlık ekmekten başlayıp Mercan TV'ye kadar gelen kısımda hiçbir şey yok görüyorsun. Evet. Onun için Allah yardımcımız olsun. Ben diyeceklerim bu kadar. Son sözlerini alıyorum Sayın Mehmet Güzel. Evet. Yayının sonuna geldik. Evet. Adıyaman kapanışta bana küçük bir dakikalık bir zaman. Evet. Adıyaman kahta gerçekten hizmet bekleyen, evet. Hem de öyle böyle hizmet bekleyen birisi ilimiz. Özellikle Adıyaman'dan zaten geliyoruz buradan. O köşeden bu yukarıya Mercan TV'ye gelene kadar sağlı sollu bütün binaların yıkıldığı biz hatta söyledik. Burada şu vardı, burada bu vardı dedik. Burası ne kadar canlıydı şimdi yoktur diyoruz. Evet. Adıyaman'ı lütfen el birliğiyle yani siyaset gütmeden, yani siyaseti olumlu anlamda güderek tabii. Siyaset bencillik, sencillik yaparak değil de Adıyaman için gerçekten yapılabilecek güzel işler adına biraz evvel tekrar ifade ediyorum. Adıyaman'ı kalkındıracak aday Ahmet Aydın'dır.
Ahmet Bey'in bu noktada elini taşın altına koyması lazım. Çünkü üniversite tarafına gittiğimizde, bu tarafa gittiğimizde, şehre baktığımızda insanlar hala konteynerlerde yaşıyorlar. Konteyner bulamayan bir sürü insan var. Acınası bir haldeler. O yüzden özellikle Adıyaman için, bu Kahtay için de inisiyatif alabilen liyakatli bir belediye başkan adayı istiyoruz. Bunu genel merkez bu sefer bizi birilerinin devreye girerek baskıyla birilerinin belediye başkanı olarak üzerimize ataması değil de halkın, halkta karşılığı olan birilerinin aday yapılmasını temenni ediyoruz, istiyoruz ki Kahta'da şehirleşirken çarpık bir kentleşme içerisine girmesin. Trafik sorunu vardır Kahta'nın. Efendime söyleyeyim, yani mesela hala 130 binlik bir kentken bizim muayene istasyonumuz yok, Sivere'ye gidiyoruz, işte Adıyaman'a geliyoruz. Bunlar sıkıntılı hallerdir. Bir belediye başkanı gelirse bu anlamda mental dediğim gibi zihniyet devrimiyle beraber Kahta'ya güzel bir kapı açacağına inanıyorum. Güzel işler, kurumsal bir olayla güzel işler yapılacağına inanıyorum. Talebimiz budur. Yani siyasetten, siyasetçilerden, Ankara'dan. Çok teşekkür ederim. Son. Mehmet Bey sorumda konuşurken kendimde buluyorum. Onun için mutluyum. Diyorum. Teşekkür ederim. Maşallah, maşallah. Şimdi tabii son sözü söyleyeceğim herhalde. Tüm hemşerilerime hayırlı akşamlar diliyorum. Ben ilk defa 5 yıllık bir belediye başkanlığı için AK Parti'mizde aday adayım. Kahta'nın sorunlarını biliyorum, çözümlerini de biliyorum. Sorunlarının çözüm noktasındaki tüm noktalarına ulaşacağımı biliyorum. Onun için bu yolda öncelikle halkımızda, anketlerde, telefonla gelen anketlerde bana yardımcı olmalarını istiyorum. Teşkilattaki tüm arkadaşlara, belediye meclis üyelerine, mahalle temsilcilerimize bu konuda rica ediyorum. Temayül'de bana destek olmalarını istiyorum. Evet. Herkese teşekkür ediyorum. Tüm aday adayı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, her iki arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sayın Mehmet Güzel'e, Sayın Ramazan Yaman'a. Eline geldikçe yorumladılar. Biz de kendilerine destek olmaya çalıştık. Sevgili izleyiciler, tatlı bir yalan söylersen 10 kişi seni alkışlar. Acı bir gerçek söylersen 8 kişi saldırır ama 2 kişi sorgulamaya başlar. Ben şunu diyorum, bu 2 kişiye selam olsun, hayırlı geceler.